Yarına Allah kerim. Bakın, Türkiye'de derin bir yoksulluk var. O yoksulluğun mimarı bu iktidar. 22 yıllık AKP iktidarı yeri geldiğinde Türkiye'yi nasıl büyüttüğünü, nasıl kalkındırdığını, Türkiye dünyanın bilmem kaçıncı ekonomisi haline getirdiğini anlatıp duruyor. Ama Türkiye büyürken, milli geliri büyürken, üretimi büyürken hep bir yer büyüyor. Yani bu çok sağlıksız bir büyüme. Siz Türkiye için hep İstanbul örnek verirdi Doğan Kubat, ama yani hep kafası büyüyen ama onun dışında vücudunun diğer taraflarında herhangi bir gelişme olmayan böyle bir sağlıksız büyüme. Kim var kafa dediğimiz yerde? İşte beşli çeteliği adlandırdığı muhalefetin 5, 10, 15, 50'yi bulabilecek firmalar. Bunlar kamudan aldıkları ihalelerle zenginleşenler, eş, dost, akraba, yandaş, liyakatsiz atamalarla 3, 5, 10 maaş alanlar. Bunların keyfi yerinde. Onların öyle bir sorunu yok. Ama Türkiye'de milyonlar yoksulluğun pençesinde. İşte o yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine o yoksulluğu yönetmeyi, o yoksulluğu kendisine oy deposu olarak kullanmayı tercih eden bir iktidar anlayışının yarattığı sorunlar her alanda var. Ne diyor yurttaş? İmkansızlıklar insanları düşünemeyecekleri noktalara götürebilir diyor. Evet, imkansızlıklar, gelecekten umudunu kesmek, bugün akşamı nasıl getireceğini bilememek, borçlar altında ezilmek, aç kalmak, açıkta kalmak insanlara neler neler yaptırır, neler yaptırıyor. Dolayısıyla haberde böyle kuru kuru anne çocuklarını bırakmış, kapıyı da üstüne kapatmış, gitmiş diyebileceğimiz ve bütün kabahati anneye yükleyebileceğimiz bir basit olayla karşı karşıya değiliz. Anne bugün Demirören Haber Ajansı'nın muhabiriyle telefonda görüşmüş. İlk kez konuştu. Çocuklarının ölümünün ardından. Bir görüntü yok, ses kaydı yok. Çünkü bir telefon görüşmesi. O telefon görüşmesinde şöyle diyor. Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor. Evet, anne ilk kez konuştu ve sözleri de bunlar oldu. Şu anda kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum, çocuklarım gözümün önünden gitmiyor. Özlem Zengin, AKP Grup Başkan Vekili ise dün mecliste her şeyi paraya bağlıyorsunuz demişti, hatırlayacaksınız. Ona çok tepki var. O tepkilerden biri de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Erkan Baş'ın sözlerini ekrana getireceğiz ama öncesinde bir Özlem Zengin'in sözlerini hatırlayalım, dinleyelim, hatırlayalım. İzleyemeyenler, ilk kez izleyecekler mutlaka vardır. Arkasından Erkan Baş'ın da bu sözlere tepkisini ekrana taşıyacağız. Bütün dünyada herkesin kabul ettiği en temel nüvedir. Toplumsal hayatın en temel nüvesidir. Evet, aileyle ilgili bir hassasiyetimiz var. Kimsenin çocuğuna neden el koyalım, yani anlatıyoruz, bakınız. Şimdi ben bilerek söylemedim yapılan destekleri. Ailemize bir yıl içerisinde 110.705 lira bakanlığımız tarafından. Kaymakamlık üzerinden de 9.000 lira civarında. Ayrıca elektrik, tek tek kalem kalem var. Elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var, aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Biz şunu görüyoruz, kimsenin çocuğunu zaten zorla almak kastı yok. Bakınız, eğer öyle olsaydı başka bir öyle bir imkan da yok zaten. Ama şu da var, burada annenin de hayat tarzı, acılı günde söylemek istemiyorum. Yani annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla alakalı hep çağrıda bulunuyorum. Yani hep beraber ortak yeni bir sistem üzerinde konuşalım diyorum. Yani siz dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, her şeyi bir paraya bağlıyorsunuz. Yani bütün mesele, bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Değil. Bunun altında başka sebepler var. Konuşalım. Yani onları da arka tarafta size izah edeyim. Yani ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp bütün meseleyi sadece paraya bağlamanızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Aileye tüm bunlara rağmen, bakın Selçuk Belediyesi de, işte belediye başkanı bir hanımefendi, o da görmüş, bakanlıklar görmüş, kaymakamlık görmüş, mahkeme, 18 defa gitmeyi küçümsemek değil. Nasıl paraya bağlamayacağız gerçekten? Özlem Hanım hiç hurda toplamış mı acaba?
5 çocuğunu evde bırakıp elektrikli sobayla onları ısıtmaya çalıştığı, buzdolabının olmadığı, evde hiç yemeğin bulunmadığı koşullarda, hurda toplamak için saatlerce dışarıda, soğukta, sıcakta, plastik, atık hurda dediğimiz toplamaya çıkmış mı da sorunun yalnızca bu olmadığını, başka sorunlar olduğunu bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyor. Yalnızca Özlem Hanım değil, Özlem Hanım ve çevresinde AKP'nin zengin ettikleri arasında elektrik sobası düştü diye ölebilecek çocuk var mı? Böyle bir ihtimal, böyle bir risk var mı? Para her şey değil ama para çok önemli. Yani bu çocuklarla ilgili, bu çocukların ölümünde parasızlığı tamamen devre dışı bırakacağınız ve iktidarın bu alandaki sorumluluğunu da yok sayacağınız değerlendirmeye tepki Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Erkan Baş diyor ki, yediği önünde, yemediği arkasında olan kim? Semirdikçe semirenler kim? Avrupa'da istakoz yiyenler kim? Utanmazlar. Evet, Erkan Baş'ın sözleri bunlar. İzmir Selçuk'taki evi gördünüz mü bilmiyorum. Müstakil, tek katlı, kapısında kilidi dahi olmayan bir ev. İçinde doğalgaz yok. Elektrik sobası ile çocuklar ısınmaya çalışıyor. Anneleri hurda işiyle çocuklarının boğazından bir lokma ekmek geçsin diye muhtemelen sabahtan akşama kadar uğraşıyor. Kadının çalışma hayatına katılmasının imkanı yok. Çocuklara bakacak yok. Çocukları gönderebilecek kreş yok. Kreş bulsa gönderebilecek parası yok. İnsanları para için de suçluyorsunuz. Bütün mesele para mıymış? Zevki sefa içinde yaşayan kim? Yediği önünde, yemediği arkasında yaşayan kim bu memleket? Semirdikçe semirenler kimler? Soruyorum ya, Avrupa'da ıstakoz yiyenler kim? Çocuklarını iş insanı dostlarının bursuyla, olmadı kamudan aldıkları burslarla Amerika'ya, Avrupa'ya okutmaya gönderenler kim? Kapısında kilidi dahi olmayan evde 5 çocuk ve o çocuklarla birlikte yaşam mücadelesi veren kadının derdini anlatanlara her şey para mı diyor soruyorsunuz. Utanmasa paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık diyecek. İşçi sınıfı layığıyla mühim olanın 3-5 kağıt parçası değil insanlık olduğunu size de öğretecek. Mühim olanın gündüz sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günleri olduğunu mutlaka öğreneceksiniz. Utanmazlar. Ne diyor zengin? Ya el hani gittik almak istedik ama yasalarımız buna izin vermiyor. Sanki bu çocukları niye annelerinden zorla almadınız diye soran var. Vardır belki soranlar da. Yani temel sorunun o olmadığı açık. Erkan Baş'ın dikkat çektiği kreş. Yani yurt dışında bir yakınım gitti çocuklarıyla, işte iki çocuğu oldu. Ve çocuklar doğduğu andan itibaren daha önce işte daha zor imkanlarda yaşarken devlet o çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren onları bir konuta, belli bir yaşa geldikten sonra da ayrı ayrı odalar olabilmeleri için başka bir konuta transfer etti. Şimdi devlet dediğiniz şey kreş imkanını da sağlayabilirdi en baştan. Bu annenin çocuklarını yanından almak mıdır tek çare? Anne ve çocukları birlikte yaşayabilecekleri ortamı sağlamak da asli görevi değil mi devletin? Bakın, yokluk, çaresizlik, gelecekten umudunu kesmek onlarca, yüzlerce alanda aslında toplumu çürütüyor. Bu toplum derin yoksulluğun pençesinde kıvranıyor ve aslında gözümüzün önünde eriyip bitiyor. O alanlardan biri bu bahis ve kumar alanı. Bakın, herkesin tanıdığı meşhur isimler. Bağımlılık haline gelmiş. Dünyada hastalık olarak tanımlanıyor. Türkiye'de mesele birçok konuda olduğu gibi yine çarpık biçimde ele alınıyor. Ve yasa dışı bahis, yasa dışı bahis, yasa dışı bahis. Evet, yasa dışı bahis kötü. Peki yasal bahis ne kadar iyi? Yasal bahis dediğimiz şey ne? Şu an Türkiye'de yasal bahis adı altında nasıl uygulamalarla karşı karşıyayız? Farkında mıyız? Yasal bahisin söndürdüğü ocakların, yasal bahiste kaybedilen paralar yüzünden sönmüş hayatların ne kadar farkındayız?
Bizim tek meselemiz Mehmet Ali Erbil değil herhalde. Geleceğinden umudunu kesmiş milyonlarca gencin, çalışarak artık kazanmaktan umudunu kesmiş milyonlarca gencin, ailelerinden bekledikleri desteği göremeyen milyonlarca gencin artık bu büyük kumar tuzağına düştüğü günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla biraz göz ardı edilen ya da gözümüzün önüne yalnızca yasa dışı alanıyla getirilmeye çalışılan bahis ve kumar meselesi de bu toplumun geleceğini tehdit eden